Bugün giysi pazarındayız. Halliyeni geziyoruz, çarşıyı geziyoruz. Gurbetten gelen hemşehrilerimiz var. Onların bayramlarını tebrik ediyoruz. Ramazanlarını tebrik ediyoruz. Boyabat yine bu Ramazan'da da bir tarih yazdı. 3 yıldır pandemi nedeniyle iftar sofralarımız kapalıydı. Ama bu yıl yaklaşık Boyabat Belediyesi iş adamlarıyla beraber, Boyabatlılarla beraber 25 bin kişi iftar çadırında sofrasını gönüllere ve kalplere açmış oldu Boyabat Belediyesi. Ben bütün iş adamlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Aynı zamanda da Boyabat Belediyesi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi bu sene. Bosna'da gurbetçileriyle, hemşehrileriyle, oradaki boşnak kardeşleriyle iftar sofrasını paylaştı Boyabat Belediyesi. Ve o kadar mutlu oldu ki Boyabatlılar ve bir belediye başkanı olarak da ben de meclisimle beraber orada olmanın mutluluğunu yaşadım. Boyabat artık Türkiye'nin şehri değil, Boyabat artık evrensel bir şehir ve dünya şehri olma yolunda hep beraber gayret göstermeliyiz. Dolayısıyla da bizim ecdadımız, bizim tarihimize işgal yazdırmamış, fetih yazdırmış, fetihler de gönülleri fethederek olur. Biz de Boyabat Belediyesi olarak bir iftar yemeğiyle Bosna'da hem Boyabat'ın gönlünü, kalbini gösterelim dedik. Bu vesileyle bugün Arife günü tüm hemşehrilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Allah ülkemize, milletimize ve Boyabat'ımıza hayırlı bir bayram geçirmeyi ve nice bayramlarda buluşmayı da nasip etsin diyorum. Hayırlı işler. Bayramınız mübarek olsun. Başkanım bayramı mübarek. Sağ ol başkanım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi ablasın. Teşekkür ediyorum. Sağ ol başkanım. Tebrik ediyorum. Bayramınız da mübarek olsun. Sağ ol. Sağ ol. Muhtar ne yapıyor? Şaban abimizle beraberiz. Onun işçi bayramını kutlayalım dedik. Eğer onun işçi bayramını kutlarsak tüm dünyadaki, ülkemizdeki ve şehrimizdeki işçilerin bayramını kutlayacağımıza inanıyoruz.